Radyo Trafik'te Türkiye ve Dünya gündeminden başlıklar. Mutlu günler, haberleri sunuyorum. Ben Betül Hak Yemez. PKK'nın sözde yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı. PKK-KCK'lı terörist Pervin Aslan'la örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı kararıyla kabul edildi. Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Nurettin Nebati atandı. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, para politikamızın etkileri 2022'nin ilk yarısında görülecek. Kararlı şekilde rezerv artırmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası yüksek volatiliteye müdahale edebilir dedi. Türkiye'nin ihracatı Kasım'da arttı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatımız Kasım'da geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre %33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer en yüksek aylık ihracatımız, dedi. HDI Sigorta spor haberlerini sunar. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kupada bugün toplamda 8 maç yapılacak. THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün Fenerbahçe-Beko, Fransa ekibi Monaco'yu konuk edecek. Mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Detaylı ve güncel spor haberleri için Radyo Spor'un ücretsiz uygulamasını cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. HDI Sigorta spor haberlerini sundu. Hava durumu. Bugün bazı illerimizde görülen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul parçalı bulutlu 15, Ankara az bulutlu 8, İzmir sağanak yağışlı 19, Bursa parçalı bulutlu 17, Antalya az bulutlu 19, Samsun çok bulutlu 16, Diyarbakır çok bulutlu 12 ve Erzurum çok bulutlu -2 derece. Finans. Serbest piyasada dolar yaklaşık 13 lira 41 kuruş, euro yaklaşık 15 lira 20 kuruştan satılıyor. Altının gramı 764 liradan alıcı buluyor. Radyo Trafik'te Türkiye ve Dünya gündeminden başlıkları dinlediniz.